Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bahçemizde doğal ve organik olarak yetiştirdiğimiz kudret narlarının yemeğe hazırlanmasını, macunun nasıl yapıldığını birlikte yapacağız. Gördüğünüz gibi kudret narlarımız dalında turuncuya dönüp ağızları açılmaya başladığında alıyoruz arkadaşlar. İçini açtığımızda çekirdeklerini göreceksiniz. Kan kırmızı çekirdekleri vardır arkadaşlar. Çekirdeğinin etrafında ince bir kırmızı tabaka var. Bu tabakayı kaşıkla ağzınıza atıyorsunuz çekirdekleri. Ben şimdi bir tanesini alacağım. Ve çekirdeğinin etrafındaki o kırmızıyı yiyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir sağlık iksiri. Evet. Evet, bakın çekirdeği çıktı. Bir dahaki sene ekmek üzere bu çekirdekleri diğer sebze meyve çekirdeklerinde olduğu gibi kurutuyorsunuz arkadaşlar. Sonra kudret narlarımızı çekirdeğinden ayıkladıktan sonra ince ince çizik şeklinde çekiyorsunuz. Ve kum gibi, mutfak deyimiyle kum gibi kıyıyorsunuz arkadaşlar. Kıyma işleminden sonra en az bir ay olmak üzere kavanozlarınızda bekleyecek, karanlık yerde bekleteceksiniz. Ve arada bir, 2-3 günde bir ter çevireceksiniz, çalkalayacaksınız arkadaşlar. Tam homojenlik sağlasın ve olgunlaşsın diye. Hazırlama sıvısı kavanoz içerisinde zeytinyağı da olabilir, bal da olabilir arkadaşlar. Bu zeytinyağı bir hafta oldu. Yeni yaptık henüz. Bu da bal arkadaşlar. Bir ay kadar kavanozlarda bekletiyorsunuz. Daha sonra günde bir tatlı kaşığı olmak üzere tüketiyorsunuz arkadaşlar. Bu çok önemli. Her gün sadece bir tatlı kaşığı sabahları aç karna, yemeklerden önce yarım saat aç karna alınması gerekiyor ve bir tatlı kaşığı. Çünkü bu bir ilaç. Çok kuvvetli ve kudretli bir ilaç. Bütün hücre yeniliyor. Bedendeki karaciğeri temizliyor. Hasta olan hücreleri yeniliyor ve bir de yara eğer elinizde yaralar varsa ya da bedende yaralar varsa sadece bunu sürerek çok hızlı iyileştiğine tanık olduk. Yaraları iyileştiriyor. İnternette bu bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kudret narı bir doyumluk, tadımlık ya da besin için yenmesi gereken bir şey değildir. Tam bir ilaçtır arkadaşlar. İşin uzmanlarının anlattıklarına göre müthiş bir hücre yenileyici, müthiş bir hücre iyileştirici ve müthiş bir vücuttaki sağlıklı normal hücrelerin dışındaki zararlı yabancı canlı mikroorganizmalarla, uğurlarla, yaralarla, hastalıklarla mücadele eden mükemmel bir yiyecek arkadaşlar. Bu kavanozda 4 tane iri büyük kudret narı var. Evet, şu anda kavanozumuza doldurduk. Evet. Bunun üzerini ballı yapacağız. Şu anda balımızı ekliyoruz arkadaşlar. Kudret nalı balın içerisinde eriyor ve ilaç haline geliyor. Birkaç gün sonra sıvılaşıyor. Ve gördüğünüz şu hali alıyor zaten. Bak, bu hali alıyor. Sıvı oluyor. Bunda iki tane kudret narı vardı. Denemek için yapmıştık. Tadına da birazdan bakabiliriz. Bakmadık tadına henüz. Kudret narı içindeki
suyu salıyor, balla karışıyor. Biraz daha akışkan bir hale geliyor yapı. Ve lifleri de balın içerisine dağılıyor. Tahmini bu süre bir aylık bir süre arkadaşlar. Ondan sonra her gün bir tatlı kaşığı alabilirsiniz. Sağlık ve tüketim konusunda farklı kaynaklardan, işin uzmanlarından bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Muhtemelen çok daha doğru ve çok daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz. Sadece yetiştirmesi ve hazırlanmasıyla ilgili sizinle biz paylaşımlar yapıyoruz. Balı çektikçe dibe doğru üstünden ekliyorum. Bütün gözeneklerin balla dolmasını sağlıyorum. Bol ballı. Çekirdekleri görüyorsunuz. Çekirdeğin dışındaki. Bu kırmızı dışındaki kırmızı tabakanın da jölemsi bir yapısı var. Onun da mutlaka çok hücre büyük, yenileyici bir sağlıklı etkisi vardır deyip onu da yiyoruz biz. Çekirdeklerin yemesi tavsiye ediliyor. Yenmesini tavsiye ediyor uzmanlar. Konunun uzmanları. Ve çok büyük faydalı olduğu söyleniyor. Kapağını kapatacağım. Ve bunu karanlık, zifiri karanlık bir yerde bir ay beklemeye alacağız. Bu önemli arkadaşlar. Kesinlikle karanlık bir yerde saklıyorsunuz. En az bir ay beklemesi gerekiyor. Arada bir çeviriyorsunuz arkadaşlar. Ve afiyet diliyorsunuz. İş evet, kazası. Evet, kavanozumu canlandı. Evet arkadaşlar. Orayı kes ya. Kes. Bunun gibi zeytinyağlı olarak da hazırlayabilirsiniz. Her iki şekilde de tüketebilirsiniz. Hem balın hem zeytinyağının zaten kendine özgü faydaları ve yararları. Bu da zeytinyağlı olanı. Evet. Ben hem zeytinyağlılarını hem de ballılarını hazırlayacağım. Biz çalışmalarımızı bu şekilde amatörce yapıyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber paylaşıyoruz. Hep birlikte yeni şeyler öğreniyoruz ve bilgileniyoruz. Bundan sonra da yeni amatör çalışmalarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.